ihtiyacı olan bir takım olarak geldik. Ama elimiz boş dönüyoruz. Geçmiş olsun denilmesi bu üçüncü kez üst üste oldu. Tebrikler denilecek bir ortam, bir müsabaka oynamak tabii beklentilerimizdi. Ama sahada ayakta durduk. Belki kırılma anı olabilirdi müsabakada. Onu elimize geçiremedik. Daha sonra neler olabilirdi? Tabii ki bilinmeyen. Ama belki beraberliği yakalamış olsak farklı şeyler doğabilir miydi? Tabii ki doğabilirdi ama yine de mağlup olarak evimize dönüyoruz. Görüntüde Beşiktaş bizim rakibimiz değil gibi görünse de ligin boyunun kısalması bizi her müsabakada karşılaştığımız bütün takımları kendi rakibimiz olarak algılamak zorundayız. Dolayısıyla bu anlayışımızı sürdürüyoruz ama dediğim gibi bu müsabakada da belki o, genel olarak baktığınızda iyi oynamış bir takımın mahcubiyetini belki yaşıyoruz ama yine de kazanmayı isterdik, kazanamadık. Beşiktaş'ı kutluyorum. Fenerbahçe maçından sonra Mehmet Ayan Lig Radyo bu arada. Fenerbahçe maçından sonra 3 maç takım 6 gol yiyor. 1 gol atıyor ve o da az önceki penaltı. Akan Ayun'dan gol yok. Fenerbahçe maçında oyuncular mı çok motive konsantreydi ve Ankara gücünü bize başka bir yönde gösterdi. Fenerbahçe maçından sonra ne oldu da Akan Ayun'da o Fenerbahçe karşısında oynayan takım yok oldu? Yani Fenerbahçe maçına kadar 4-5 maç bir birikim oldu. Bence esas şey Gençler Birliği müsabakasında rakibiniz olarak görünen bir takıma karşı bütün takımın performansının aşağıda olması sizi belki güvensiz bir ortama itti. Yoksa Beşiktaş gibi ya da Galatasaray gibi, Trabzonspor gibi veya Fenerbahçe gibi takımlarla oynarken oyuncular kendilerini ifade etmede daha yüksek bir konsantrasyona uğruyor. Bu da sizin antrenör olarak zaman zaman işinizi kolaylaştırıyor. Ama dediğim gibi buradaki durum bir enerji boşalımı olabilir. Tam tespit de yapamıyorsunuz. Fiziksel olan şeyleri, değerleri bulabilirsiniz. Ama ruhsal olanları takip edip yakalama şansınız biraz zor antrenör olarak. Zaten biz hep ondan korkarız, endişe duyarız. Dediğim gibi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bir de önümüzdeki müsabakalar, Rize müsabakası, Antep müsabakası ve diğer müsabakalarda kendimizi daha iyi ifade edebiliriz diye bir bilinçaltı da geliştiriyoruz belki. O da bizim bazı müsabakalardaki performansımızı aşağı çekebilir. Ama yine de yolumuza devam edeceğiz. Hocam Fatih Doğan, geçmiş olsun. Tahta açıldı transferin son günü. Kamplar bitmişti, her şey bitmişti. 14-15 oyuncu geldi. Yani aşure yapsanız bile bir zaman alır. Siz iyi oyuncular olsa bile bir takım oluşturmanız zaman ihtiyaç var. Nasıl yaşıyorsunuz? Yani bu süreçler kolay mı? Ne zaman belki de meyvelerini verecek ya da takım olmaya başlayacaksınız? Şimdi antrenör benim için çok kolay. Bir şeyleri çok kötü gibi göstermek ya da zamansız göstermek, işte kendime bir takım avantajlar elde edici konuşmalar yapabilirim. Ama bence gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Bu bizim ülkemizin bir gerçeği. Ama ben sorun çözmek için buradayım. Elime verilen her türlü kaynağı ya da oyuncuyu antrenör etmeliyim. Onun ruhsal durumunu iyi duruma getirmeliyim. Benim görevim bu. Elimden gelenin en iyisini yapmakla sorumluluk alıyorum. Mazeret üretmek hiçbir zaman yapmadım. Ama antrenör yapması gerekir mi? Bence yapmaması gerekir. Çünkü iyi ücret alıyoruz. İyi şeyler bize sunuluyor. Zamanlamayla ilgili ya da lojistik ya da stratejiyle ilgili yönetimsel bazı hataları da söyleyip önümüze koyup ya da toplumun önüne koyup kendimizi arka tarafta sütrenin arkasına gizleyemeyiz. Ben daha açıkça geldiğim görevi elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Eğer başaramazsam zaten
Bizim iki tane çantamız var. Birisi idamlık çantası, birisi de bayramlık çantası. Bize ya idamlık çantayı verirler ya bayramlık çantayı verirler. Yani dolayısıyla şikayet edemeyiz. Teşekkür ediyorum. Sevgili hocam, çok güzel bir konuya parmak bastınız. Çok iyi ücret alıyoruz dediniz. Yani hem futbolcular hem teknik direktörler inanılmaz evet. para alıyorlar. Yani evet. Avrupa Ligi'nde ayarında hatta daha da üstünde alıyorlar. Onu bilmiyorum, tam bilmiyorum da ben kendi aldığımı biliyorum. Alıyorsunuz hocam. Yani bu aldığınız parayı hem teknik direktör olarak hem de sahada mücadele eden futbolcular, o vefakar işçi, öğrenci, memur, iş adamlarının verdiği bilet paralarına değiyor mu? Yani Türkiye'de futbol kalitesi neden bu halde? Yani çok sosyal bir soru sordunuz. Daha çok toplum bilimcilerin cevap verebilecek olduğu bir şey ama sadece şunu söyleyeyim. Bence bakış açılarımızı biraz değiştirmeliyiz. Futbolcular biliyorsunuz 10 yıl 15 yıl sürdürüyorlar, sonra kalp hastalığından ölüyorlar yani. Ve bu adamların binlerce hastalığı oluyor. Bunların beyinlerindeki hücre sayısı her kafa vuruşta bir miktar ölüyor. Bu adamların efendim çarpışma sonrası vücutlarında oluşan kanamalar içsel organlarında bir yığın zarar oluşturuyor. Ve bu adamların pek çoğu ya Alzheimer oluyor ya kalp hastası oluyor. Yani bu adamların aldığı paralarla ilgili bence çok takıntıya düşmemeliyiz. Sistem onlara o parayı veriyor ve bence saygı duymalıyız. Yani arz talep meselesiyle alakalı ama tabii ki alınan paralar ülkedeki yani ekonomik dengeye daha üzerinde. Bu da onların şöyle diyelim, onlara şöyle daha masum bakalım. Bu adamlar Tanrı tarafından özel yaratılmış adamlar ve yaratılmış oldukları özel DNA'lar için özel para alıyorlar. Öyle diyelim bunlara ve takdir edelim ve öyle de kabul edelim. Hocam Abdurrahman Pala, ben geçmiş olsun demeyeceğim. Bugün Beşiktaş'a karşı bayağı iyi top oynadınız. Çok Beşiktaş'tan daha iyi oynadınız. Ankara'ya gidinceye kadar çok iyi moralle uçacağım. Öyle. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ama göreve gelirken tabloyu biliyordunuz. Tabii canım. Buna rağmen nasıl bir planlama yaptınız kendinize göre ki sezon sonunda düşmemeyi sağlayacaksınız? Şimdi şöyle söyleyeyim. Umut tabii bizim cebimizde olması gerekir. Çalışmalarla da yapabilecek olduğunuz bir takım değişimleri de yüzde olarak %25'lik, %30'luk, %50'lik bir sıralamaya koyuyorsunuz. Bunların bir kısmının fiziksel olduğunu, bir kısmının psikolojik olarak katkı verebileceğinizi düşünüyorsunuz. Bunları alt alta sıralıyorsunuz. Sonra diyorsunuz oyuncularla bir konuşma yapıyorsunuz ya da birkaç tane ya da belki de 10 tane. Orada oyuncuların size yaklaşımları, aldığınız geri bildirim, feedbacklere bakıyorsunuz ve bir umut oluşuyor sizde. Yoksa yaşayamayız, başaramayız yoksa. Biz de şimdi burada Ankara gücüyle ve bu çocuklarla bir enerji aldık ve yapacağımızla ilgili, başaracağımızla ilgili bir şey sıraladık. Özellikle Rize müsabakasıyla başlayacak olan süreci çok iyi kullanabileceğimizle ilgili bir takım projeler geliştiriyoruz. Belki dışarıdan ruhsal, psikolojik destekler de alacağız. O süreci tamamlamaya çalışacağız. Fiziksel olarak bugün bilimin, antrenman biliminin bize vermiş olduğu avantajların hepsini kullanıyoruz. Buna GPS, protein dahil, buna efendim bir takım testler dahil. Hepsini kullanıyoruz. Ama dediğim gibi sonuçta maçın sonucu sizi belirleyici oluyor. Yani sonuç önemli. Bunu da kabul etmeliyiz. Bu da bizim oyunumuzun gerçeği bu. Teşekkür ediyorum ama Ankara'ya iyi uçacağım. Teşekkür ederim tekrar.